Pardon, tekrar düzelteyim ben. Otizm salgınının toplumsal kökenleri kitap okuma grubumuzun dördüncü haftasındayız ve giriş ve birinci bölümü ortak okumayı devam ediyoruz. Bu bölümde geçen hafta tanı ikamesinden bahsetmiştik. Tanı ikamesi dediğimiz durumun biraz daha ayrıntılı bir şekilde bugün üzerinden geçeceğiz. Bunu okuyarak gitmek istiyorum. Çünkü okuyarak gitmem istememin bir nedeni var. Buradaki anlatılanlar ve açıklamalar Otizm TV'nin görüşü olarak görülebileceği düşüncesiyle kitaptan giderek ve kitaptan anladığımı size anlatmaya çalışacağım. Dolayısıyla akıl hastalığı, zeka geriliği ve otizm arasındaki ilişkinin nasıl açıklandığı, kitapta açıklandığını ben size anlatacağım. Yani bu benim kendi kişisel görüşüm değil. Ben kitabı okuyacağım ve kitaptan anladığımı size anlatacağım. Sizlerin de fikri ya da konuyla ilgili bir yaklaşımı olursa YouTube'dan bu sohbet mesajları bölümüne ve diğer platformlardan el kaldırarak bana söyleyebilirsiniz. Ben de sizi dinlemiş olurum. Şimdi devam ediyorum. Şimdi diyor ki kitapta salgın söylemini elimizden geldiğince bir kenara bırakalım ve bir basit bir şekilde konuyu ortaya koyalım. Geçmişte otizm nadir görülüyordu. Bugün ise giderek artan bir şekilde yaygınlaşıyor. Bu değişim bilgimizin ilerlemesinden mi kaynaklanıyor? Günümüzde daha fazla sayıda otizm tanı görülmesi, tanı ölçütlerinin değişmiş olmasından kaynaklandığından şüphe yok. Bunu geçen hafta üzerinde geçmiştik. Yani tanı ölçütleri değişmişti. Yani eskiden göz teması bu kadar belirgin derecede önemli değilken, eskiden stereotipik hareketlerin bu kadar net bir şekilde gösterilmesi önemli değilken, bugün bunlar çok daha hafifletilerek, yani bir çocuğun az bir göz teması kurması otizm belirtisi olarak karşımıza çıkabiliyordu. Dolayısıyla tanılar yumuşatıldı mı diyor. O yüzden de otizm görülme sıklığında bir artış var mı yok mu diye söylüyordu. Fakat bu ölçütlerin niçin değiştiği sorusuna bir yanıt getirmiyor. Yani bu ölçütleri değiştirdiler ama neden değiştirdiler? Neden şimdi sorusuna sağlıklı bir cevap verilemiyor bu açıklamalar. Dolayısıyla acaba biz yanlış bir yerden mi bir soru soruyoruz diye yazar burada soru soruyor. Diyor ki biz günümüzde otizm neden daha yaygın olarak görülüyor sorusunu yanlış soruyoruz. Aslında bizim sormamız gereken soru şu. Geçmişte otizm neden nadir olarak görülüyordu? Bunu açıklamak için de iki tane neden öne sürüyor. Birincisi diyor bu model aslında şu. Geçmişte otizm neden nadirdi? Çünkü otizmin iki model haricinde düşünülmesi imkansızdı. Birisi akıl hastalığı modeli veya zeka geriliği modeli. Yani iki tane durumla açıklanıyordu. Çünkü bu yani şunu demek istiyor aslında. Bugün otizm diye gördüğümüz şey eskiden 1960'lı yıllarda ya akıl hastalığı kategorisine değerlendiriliyor ya zeka geriliği kategorisine değerlendiriliyor. Dolayısıyla biz şimdi bu iki modeli anlamaya çalışacağız. Bakalım bu iki modelle ilgili yazarlar ne söylüyor? Akıl hastalığı ve zeka geriliği ne demek? Aralarında nasıl bir fark var? Ama biz daha temel bir soruyla başlayalım. Neden bu ikisini karşılaştırıyoruz? Aralarında nasıl bir benzer var? Bu bilindiği gibi tanımlaması zor bir kavram olan zihin meselesini ele almamızı ve akıl hastalığı ile fiziksel hastalığın farklı şeyler olup olmadığını, farklıysalar da nasıl farklılaştıklarını sormamızı gerektirir. Bu konuyla ilgili eskiden beri süren ve şu anda da Amerikan psikiyatrisinde tozu dumana katan karmaşık ve ayrıntılı felsefi ya da bilimsel tartışmalara girmek niyetinde değiliz. Bunun yerine sadece bir hareket noktası olarak akıl hastalığı ve fiziksel hastalığından ayırt etmemizi sağlayacak basit ve betimleyici bir sosyolojik ölçüt önermek istiyoruz. Doktora başvurma süresinin yapısı ve bunun tıbbi müdahalenin etik boyutuna etkisi. Fiziksel bir hastalık çoğu zaman hastanın doktora ifade ettiği öznel bir şikayetle başlar. Bir ağrıdan, nefes darlığından veya baş dönmesinden muzdarip olabiliriz. Kendi irademizle doktora gider, şikayetimizde bir açıklama ve bir tedavi bulmasını isteriz. Doktorun bizi tedavi altına almak için yasal bir merciye başvurmasına gerek yoktur. Çünkü kendi özgür irademizle oraya gitmişizdir. Talcott Parkson'un uzun süre önce işaret ettiği gibi hasta olmak bizi normatif beklentilerden kurtarabilir. Fakat ancak ve ancak hasta olduğu kabul edip doktora kendi özgür irademizi başvurmamız ve böylelikle de doktora müdahale etme yetkisi tanımamız koşuluyla. Tıbbi müdahale yani doktorun görevi
lokalizasyonla eş anlamlıdır. Şikayetimiz üzerine doktor nereniz ağrıyor diye sorar. Ağrının yerini bulup onu gidermeye çalışır ve lokalizasyonla ilgili bir varsayımını doğrulatmak üzere bir test yapılmasını isteyebilir. Doktorun görevi dağınık bir şikayeti müdahalenin gerçekleşebileceği uzamsal koordinatlara dönüştürmektir. Burada bir ağrıyla karşılaştığımız zaman ya da doktora gitme nedenimizle ilgili bir açıklama yapıyor. Bütün bunları şöyle dinlemenizi öneriyorum. Şu anda aslında bir akıl hastalığı ve zeka geriliminin fizik yani tıbbi bir boyutu olup olmayacağını araştırıyor. Peki ama ya kendimizi hasta olarak görmüyor ve doktora müdahale etme yetkisi tanımıyorsak? Bu dik başlılığımız muhtemelen sahneye yeni bir oyuncuyu davet edecektir. Zihinsel terimini. Bu terim hangi tanımlama içerisinde kullanılırsa kullansın hem davranışımızı anlamlandırmaya yarayan bir araç işlevi görür hem de farklı bir etik düzenleme çerçevesinde müdahaleye olanak tanır. Fiziksel hastalık akıl hastalığından kesin çizgilerle ayrılmamıştır. Fakat giderek ona dönüşür. Diğer uçta yer alan akıl hastalığı ise nesnel bir şikayetle başlar. Bir başkası, bu bir komşu olabilir, bir aile ferdi, iş arkadaşı, gelip geçen biri, polis veya doktora gitmemizi sağlayan birisi. Bu noktada ne kadar basit ve sınırlı olsa da bu tür yasal mercinin işin içine dahil olması gerekir. Çünkü oraya kendi özgür irademizle gitmemişsinizdir. Kendimizi hasta olarak görmeyebilir, tedaviye ihtiyacımız olmadığını düşünebiliriz. Sonuç olarak akıl hastalığı nesnel bir rahatsızlık ile ahlaki bir yanılgının tuhaf ve muhtemelen de savunulması imkansız bir bileşimini içerir. Burada aslında şunu söylüyor. Diyor ki sizin bir yeriniz ağrıyorsa bunu bilen kimdir diyorsunuz? Doktordur. Doktora gidiyorsunuz. Çünkü fiziksel bir ağrınız, acınız, sızınız ve sizi çok oldukça rahatsız eden bir durum vardır diyor. Ama konu zihinsel bir konu olunca devreye girince benim aklım işte acıyor, benim aklım sorunlu, benim aklım rahatsız, ben akıl hastasıyım ya da aklımla ilgili şikayetlerim var demiyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Sizi mutlaka bir öteki, bir başkası, komşunuz, aile fertleriniz, belki de polis, belki de başka bir şekilde sizi oraya yönelten başka bir insan gidebileceğinizi söylüyor. Dolayısıyla akıl hastalığı dediğimiz durumla fiziksel rahatsızlık arasında muhtemelen tuhaf ve imkansız bir ortaklık var olduğunu söylüyor. Buradaki ahlaki yanılgının yani kişinin kendi hastalığının farkında olmayışının eğer gerekiyorsa yasal yollarla ikna ya da suçluluk duygusuyla düzeltilmesi gerekir. Birçok yazarın da işaret ettiği gibi bu durum hastayı bir çıkmazla karşı karşıya bırakır. Aklı başında olan yani hasta olmayan biri muamelesi görmenin tek yolu hasta olduğunu kabul etmektir. Böylelikle kişi çocukluğundan yetişkinliğe, bedeni olan bir hastalıktan hastalığı olan bir birey konumuna terfi eder. Bu noktada akıl hastalığı fiziksel hastalığa dönüşmeye başlar. Tıpkı Luhrmann'ın aktardığına göre hastalarına bugün depresyonunuz nasıl bakalım falanca hanım diye soran psikiyatr örneğinde olduğu gibi. Hastalardan birinin iyiyim, şimdi eve gidebilir miyim, nasıl olduğumu benden daha iyi kim bilebilir ki demesini karşısında afallayan psikiyatr bu karmaşık bir meseleye yanıtını verir. Bu örneğin de gösterdiği gibi zihinsel terimini kullandığımız durumlar doktora başvurma süreci ve müdahalenin etik düzeni bakımından fiziksel hastalıktan farklıdır. Yasal merciler işin içine katmakla kalmazlar, kendine özgü bir müzakere içinde yol alırlar. Burada öznel şikayeti bir lokalizasyona dönüştürmenin bir anlamı yoktur. Çünkü tam da öznel bildirimin kendisi güvenilmezdir. Hasta kendisinin iyi olduğunu söyleyebilir ama ardından eve gidip intihar edebilir. Doktor da tedavinin bir ön koşulu olarak bu bildirimin yanlışlığını hastaya kanıtlama çabasındadır. Her şey hastanın niyetlerinin etik statüsü hakkında yürütülen bir müzakere şeklinde cereyan eder. Hangileri hastalığın belirtileridir ve hangileri aklı başına bireyin ifadeleridir? Sadece lokalizasyondan ibaret bir müdahaleden başlayarak hastayı kendisinden, hastalığından korumak üzere yasal mercilere başvurmaya kadar tıbbi müdahalenin etik statüsünü bizzat hastanın niyetleri belirler. Burada aslında şunu söylemeye çalışıyor anladığım kadarıyla fiziksel hastalıkla akıl hastalığı arasında çok ciddi bir ayrım var. Fiziksel hastalığın olduğunda doktora gidiyorsun. Doktor sana şuran ağrıyorsa tanısı budur. İşte karaciğerinde şu var, bağırsaklarında şöyle bir hastalık var.
akciğerim böyle diyebilir. Ama akıl hastalığı ile ilgili ve sen tedavini olup gidebilirsin ya da ilacını yazdırıp gidebilirsin. Ama akıl hastalığı gibi bir durum oluşunca doktora gittiğinde doktor sana şunu söylemeyebilir. Yani sen şunu söyledin, gayet iyiyim ben, kendimi iyi hissediyorum dediğinde doktor ise bunun iyi olup olmadığın konusunda emin olmayabilir. Hatta seni gönderemeyebilir. Çünkü akıl hastalığı sonucunda gerçekten gidip intihar edebilirsin ya da birisine zarar verebilirsin. Beni de doktor tıbbi durumlarda da yanlış bilgi verebilirsin. Dolayısıyla burada ilginç bir tartışma konusu açıyor aslında kitap. Bunun çok sınırlı bir yayılım olduğu ortada. Depresyon gibi genellikle zihinsel olduğu düşünülen hastalıklardan muzdarip çoğu kişi doktora kendi isteğiyle gider. Tüberküloz gibi salgın bir hastalık durumunda fiziksel olduğu kabul edilen bir hastalıktan muzdarip kişiler dışsal ölçütlere dayanılarak başkaları tarafından doktora götürülebilir ve kamu sağlığı uzmanı sıfatıyla hareket eden doktorlarca tedavi görmeye zorlanabilir. Yani aslında burada şunu söylüyor. Siz herhangi bir fiziksel acınız varsa kendiniz doktora gidiyorsunuz. Ama akıl hastalığı olduğu andan itibaren sizi mutlaka bir başkası götürüyordur ve sizi başkası da sizin yaşadığınız rahatsızlıktan hak görerek kendini, doktorlar da sizin yaşadığınız durumun akıl hastalığıyla ilişkili bir tarafı olduğunu fark ettiğinde sizi iradeniz dışında alıkoyabilir. Bunu söylüyor aslında. Yani öznel olmadığını söylüyor bu durumun. Çocukluk çağı bozuklukları gibi tartışmalı bir soruna daha hiç değinmedik bile. Bu tür bozukluklarda tanımları gereği şikayeti bir başkası, bir ebeveyn ya da bir sağlık görevlisi ya da bir öğretmen nesnel davranışlara ve öznel bildirimlere dayanarak dile getirir. Yani çocuk da burada küçük olduğu için özellikle çocukluk çağı yaşanan durumlarda yani zihinsel konularda benim çocuk şunun çok farkında değildir. Benim bir öğrenme bozukluğum var. Benim işte sosyal ve duygusal bir sorunlar, sıkıntılar içindeyim. Çocuk bunun ayırdında olamayabileceğini, dolayısıyla bunu bir ebeveynin ya da bu konuda birisinin, ötekinin, büyük birisinin, yetişkin birisinin müdahalesiyle çocuğun doktora götürüldüğünü söylüyor ve bu da tabii tartışmalı bir konu olduğunu söylüyor. Hastalıklar bu süreklilik içinde en fiziksel olanından en zihinsel olanına dek sıralanır. Yukarıda bahsettiğimiz istisnalar haricinde depresyon, salgın bizim için sorun oluşturmuyor. Çünkü amacımız zihinsel ve fiziksel ayrımdan canlandırmak değil. Tersine içerisindeki kendine özgü çok sayıda hareketin mümkün olduğu bir boyut betimlemek. Akıl hastalığı ile zeka geriliği arasında başlıca benzerliği burada buluyoruz. En azından zeka geriliğinin kurum dışılaştırma anına kadar anlaşıldığı şekliyle. Bu dönemde zeka geriliği ne ifade ediyordu? Kötü bir üne sahip olan Eugenist Alfred Frank Treglot, 1908-1947 bu konuda başvurulacak iyi bir kaynaktı. Treglot, geri zekalılar için hiçbir sempati beslemediğinden ve dolayısıyla en ufak bir liberal ya da tıbbi kaygısı olmadığından kurum dışılaştırmanın ne anlama geldiği hakkında kesin bir kavrayışa sahipti. Geri zekalı oldukları gerekçesiyle kurumlaştırılan kişilerin ortak özelliği neydi? Treglot bunun IQ seviyesiyle hiçbir ilgisinin olmadığını Treglot bunun IQ seviyesiyle hiçbir ilgisinin olmadığını belirtir. Doğrusunu söylemek istiyorsa. Pardon. Burada bir ses geliyor. Devam ediyorum. Treglot bunun IQ seviyesiyle hiçbir ilgisinin olmadığını belirtir. Doğrusunu söylemek gerekirse kusurlu kimsenin kurumlardan ve bakım ve denetime ihtiyaç duydukları konusunda şüpheye yer olmayan çoğu kişi toplum içinde kendi başının çaresine yeterince bakabilenlere kıyasla daha yüksek bir IQ seviyesine sahiptir. Treglot'a göre zeka eksikliği aslında hukuki ve toplumsal bir kavramdır. Daha açık olmak gerekirse zeka eksikliği Treglot'un tabiriyle sosyal yetersiz kişileri kapatmanın hukuki bir yorumuydu. Burada sosyal yetersiz tabirinin hukuki tanımı hastalık ve her türlü tıbbi kavrayışı önceler ve belirler.
Bu noktadan bakıldığında zeka geriliği ve akıl hastalığı arasında ayrım oldukça nettir. Tregolt aradaki farkı şöyle açıklıyor. Akıl hastaları geçici bir mali sıkıntı içindeki kişilere benzer. Zeka eksikliği olanlar ise asla bir banka hesabı olmamış yoksul kişiler gibidir. Bu anlaşılır mı? Bu bir yazarın akıl hastalığı ve zeka geriliği ne demektir? Bunun sınıflandırdığı bir bakış açısı oldukça da nesneleştirici, ötekileştirici bir yaklaşım aslında bu. Öyle görünüyor. Akıl hastalıklarının tedavisi de bu araçlarla benzerlik taşır. Akıl hastalıklarını tedavi etmek meşrudur. Resraflı olduğu gerekçesiyle bir kenara bırakılamaz. Akıl sağlığına sahip olmayı hak edenleri yeniden akıl sağlıklarına kavuşturmaktadır. Buna karşılık ihtiyatlı liberal toplumlar tüm yoksulların yani asla bir banka hesapların durumunu düzeltmeye kalkışmazlar. Çünkü aksi takdirde ekonomik çöküş tehlikesiyle karşı karşıya kalırlar ve bu da müreffeh toplumun geri kalanının kısmına haksızlık olur. Dolayısıyla zeka geriliğinin tedavisi maddenin meşruluğunu göz önünde tutan değerlendirmeler tarafından sınırlandırılmıştır. Günümüzde de sigorta şirketleri kendi tabiriyle onarıcı olmayan yani daha önceki normal bir duruma dönüşü amaçlamayan tedavileri sigorta kapsamı dışında bırakmak için aynı yaklaşıma başvuruyor. Kısa bir süre önce New Jersey'deki bir davada otistik bir çocuğun gördüğü uygulamalı davranış analizi tedavisinin masraflarını karşılamayı reddeden bir sigorta şirketine karşı mahkeme çocuğun lehinde karar vererek şirketi ödeme yapmak zorunda bıraktı. 2007 yılında olmuştu. Bu bile zeka geriliği ile akıl hastalığı arasında kesin ayrımın otizm söz konusu olduğunda bozulduğunu göstermektedir diyor. Burada aslında söylemek şu konuyu anlatmaya çalışıyor. Zeka geriliği ve akıl hastalığı arasındaki fark nedir? Ve bunun otizmle ilişkisi nedir? Buna yavaş yavaş girecek biraz sonra. Burada henüz daha akıl hastalığı ne demektir? Ve akıl hastalığı neden tedavi ediliyor? Ama zihinsel yetersizliği olan, zeka geriliği olan kişiler neden tedavi edilmiyor? Bunun biraz açıklamasını yapıyor. Diyor ki anladığım kadarıyla akıl hastalığı, çünkü hepimiz akıl hastası olabiliriz, buna yatkın olabiliriz. Dolayısıyla akıl hastalıkları hepimizin başına gelme olasılığı olduğu için bir şekilde bunun, buna yapılacak yatırımın, buna yapılacak çalışmaların meşru olduğunu ve masraflı olsa da yapılması gerektiğini söylüyor. Ama zihinsel yetersizlik ya da zeka geriliği gibi durumların herkesin başına gelmeyeceği için ve onlar doğuştan öyle getirildiği için onlara yatırım yapmasak da olur. Dolayısıyla onların tedavisi ve eğitimiyle uğraşmamamız gerektiğini söyleyen bir adamın fikirlerini buraya söylüyor. Dolayısıyla akıl hastalığı ve zeka geriliği arasındaki ilişkiyi farklı bir yerden ama genel bir bakış açısıyla açıklıyor. Şimdi devam ediyoruz. Aslında günümüzde bu ayrımın başka yollardan da bozulduğunu görüyoruz. Bunların hepsi de kurum dışılaştırmanın. Kurum dışılaştırma dediği şu, 1960'lı 70'li yıllarda, 1960'lı 70'li yıllarda Evet. 1960'lı yıllarda kurum dışılaştırma başlıyor. Yani kurum dışılaştırma nedir? O döneme kadar işte akıl hastalığı, otizm, hani biraz önce söylemişti ya, iki bakış açısını söylemişti. O dönem otizm akıl hastalığı içerisinde değerlendiriliyor ve zeka geriliği kapsamında değerlendiriliyor. Bütün akıl hastalığına sahip kişiler ve zeka geriliğine sahip kişiler kurumlarda tedavi görüyor. Kurumlarda tedavi gördükleri için de aileler bu kişileri kurum dışında eğitmenin yollarına arıyorlar ve en sonunda kurum dışılaştırma dediği şeyin de önü açılıyor. Yani biz aileler diyor ki bu çocuklar, bu bireyler kurum içerisinde psikiyatrlar tarafından tedavi ediliyor ama biz kendi orada da çok düzgün tedavi edilmiyor, eğitime başvurulmuyor ya da bu kişiler kayıp olarak görülüyor. Biz en iyisi kendimiz tedavi yolları bulalım, araştıralım diyorlar. Aileler de kurum dışında yani toplum içinde, okulda,
sınıfta, evde çocuklarını eğitmeye başlıyorlar. Kurum dışılaştırma dediği bu. Özellikle gelişimsel yetersizlik kategorisi yoluyla bize miras bıraktığı sonuçlardır. Şimdi akıl hastalığı ve zeka geriliği ayrımını biraz daha duralım. Zira bu ayrım otizmle ilgili diğer kategorileri kavramamızı sağlayacak arka planı oluşturuyor. 1970'lerin ortasında yazılmış bir psikiyatr ders kitabı bu ayrımın farklı bir boyutunu dile getirir. Kitabın yazarına göre zeka geriliği bir hastalık değil, sadece bir yavaşlıktır ve şişenin tıkanmış bir huni ile doldurulmasına benzer. Bu ilginç bir ayrım çünkü hastalık ve tedavi anlayışımızın neyin tıbbi olup neyin olmadığına ilişkin görüşümüzün aslında çaba ekonomisiyle ilgili bir hamaya dayandığını söylüyor. Kitabın belirttiğine göre geri zekalılar hasta değildir. Çünkü ne kadar öğreneceklerini harcanan çabanın miktarına bağlıdır. Eğer kaydedilen gelişme miktarı müdahale için harcanan zaman ve çaba miktarıyla tam olarak aynıysa, eğer bir çarpan etkisi yoksa bunun ekonomik hiçbir yanı yoktur ve dolayısıyla da tıbbi bir tedavi en nihayetinde tek ekonomik seçenek gözetim altında tutmak olacaktır. Bu ekonomik ayrım bir başka ayrımla da yakından bağlantılı. Buna göre geri zekalıların eğitilmesi ve tıbbi tedavi birbirine karşıt şeylerdir. Tıpkı yapay ve doğal karşıtlığı gibi. Tıbbi tedavi ekonomiktir. Çünkü dışarıdan uygulanmasına rağmen içsel bir doğal süreci harekete geçirir. Bu onarıcı tedavi teriminin ifade ettiği anlamla yakından ilişkilidir. Diğer yandan zeka geriliğinin yavaşlığına hız kazandırmak mümkün değildir. Sadece yavaş bir şekilde dışarıdan beslenebilir ve tümüyle bir yapay yönteme bağımlıdır. Terapi kelimesinin Yunancadaki orijinal anlamını yani hizmeti akla getiren bu ayrıma günümüz biyoteknoloji çağında bile hala başvuruyoruz. Tıbbi tedavi sunmak doğanın hizmetinde olmaktır. Doğanın işleyişine karışmamak, tamamen yeni ve yapay bir şey icat etmek üzere doğaya müdahale bulunmamaktır. Buradaki karşılık doğal olarak yetişen ile yapay olarak üretilen arasındadır. Burada geri zekalı diye tanımlamasını sosyolojik bir kavram olarak açıklıyor. Aslında zeka zihinsel yetersizlik diye tanımlanan durumun 1980 öncesinde 70'lerde 60'lardaki durumunu ifade ettiği için geri zekalı tanımını kullanıyor. Bunu tekrar bir açıklama gereği duydum. Şimdi bir yandan fiziksel hastalık ve akıl hastalığı, diğer yandan da akıl hastalığı ve zeka geriliği arasındaki ayrımların ne kendi doğalarından kaynaklanan basit farklılıklar ne de doğru bir bilimsel bilgi veya felsefi düşünme ile halledebilecek meseleler olduğunu artık anladığını umuyoruz. Bu ayrımlar bu hastalıklarla ilgili meşru olarak ne yapabileceğimiz hakkında düşüncelerimizi belirler. Tıp bilimi çerçevesinde açık bir tanıma kavuşmaları hiçbir zaman mümkün değildir. Çünkü birbiriyle iç içe geçtikleri durumlarda İşin içine yasaların gücü, ekonomik değerlendirmelerin etkisi, ahlaki ve etik yargıların hassaslığı ve siyasetin velvelisi karışır. Bu ayrımlar birbirinden kesin çizgilerle ayrılmış tıbbi uzmanlık alanları olmaktan ziyade tıbbın alanını ihlal edip boydan boya kat eden güçlerin muğlak kesişim noktalarıdır. Özetleyecek olursak, eğer etik birer müdahale rejimi olarak akıl hastalığı ve fiziksel hastalık ayrımı yasal bir mesele olan sözün akla uygunluğu etrafında şekilleniyorsa, etik birer müdahale rejimi olarak akıl hastalığı ve zeka geriliği ayrımının tedavi ekonomisi etrafında, terapi meselesi etrafında şekillenir. Şimdi buraya kadarki kısımla ilgili ne anladık? Biraz ona bir bakalım. Aslında anlattığı şu, şimdi otizmle akıl hastalığı ve zeka geriliği arasındaki ilişkiye bakacak. Ama burada önce diyor ki yazarlar, biz diyor önce fiziksel hastalıkla akıl hastalığı arasında ne gibi bir farklılık var? Önce bunu biraz anlayalım diyor. İşte fiziksel hastalık, tıbbi hastalık, pardon, fiziksel hastalık ile akıl hastalığı arasında bir öznel bir farklılık olduğunu söylüyor sadece. Buradan da özellikle zihinsel yetersizlik ya da geri zekalılık ya da zeka geriliği tanımlamasıyla ilişkisinin üzerinden geçiyor. Burada da ekonomik bir ayrım yapıyor. Diyor ki akıl hastalıkları tedavi edilebilir. Ama zeka geriliği tedavi edilemez. Dolayısıyla burada başka kavramlar öne sürmemiz gerekiyor diyor. Mesela zeka geriliği değil de yavaşlık etrafında bu tanımı anlamaya çalışıyor. Şimdi yavaş yavaş otizmle ilişkili duruma geçeceğiz. Bakalım bundan sonra ne söyleyecek? Yani akıl hastalığı, zeka geriliği
ve otizm arasındaki ilişki konusunu biraz üzerinde duracağım. Şimdi günümüzde otizmi tanılama, anlama ve tedavi etme şeklimiz akıl hastalığı ile zeka geriliği arasındaki bu bulanık sınırı alt üst ediyor. Ve bu da otizmi yasal, ekonomik ve etik bir soruna dönüştürüyor. Bu yüzdendir ki bir otizm salgını olup olmadığı sorusuna basit bir cevap vermenin imkanı yok. Yine bu yüzdendir ki otizmin artık nadir görülen bir hastalık olmaktan çıkmasını sırf otizmle ilgili daha çok bilgiye sahip olmamızla açıklayamayız. Değişime uğrayan şey bizzat bilgimizin yapısı, yani ayrımları nasıl yaptığımızdır. Öncelikle otizmi adlandırıp sınıflandıranların otizm statüsü hakkında kararsız kaldıklarını görüyoruz. Otizme verdikleri isimler ya çok az şey ifade ediyor ya da belirsiz bir şekilde akıl hastalığına ve zeka geriliğine işaret ediyor. Fakat bu işaretten de hemen geri adım atıp vazgeçiyordu. Kanner'ın 1943 kullandığı ilk terim duygusal temas bozukluğu. Çok az şey söylüyor ve otizmi tıbbi statüsü hakkında kesin bir yargıda bulunmuyordu. Yani burada aslında Kanner otizm demeden önce bu durumu duygusal temas bozukluğu olarak nitelendiriyormuş. Fakat Kanner birkaç yıl sonra otizmi görünüşte veya sözde akıl zayıflığı adını verdiği kategoriye dahil etti. 49 yılında yapmış bunu. Kanner'ın bu hamlesini 3. bölümde inceleyeceğiz ve bunun erken çocukluk çağının takip ve sürveyansına yönelik yeni bir proje çerçevesine anlaşılması gerektiğini ileri. Kanner'a göre eğer otizm birçok zeka geriliği temelinde yer alıyorsa bu durumda tanı ve müdahalenin mümkün olduğunca erken yapılmasına acilen ihtiyaç duyulmaktaydı. Yeri gelmişken belirtelim. Sadece tanı ikamesine odaklanan bu bir açıklamanın son tahlilde tatminkar ve ikna edici olmaması da bu yüzdendir. Kanner daha 1949'da otizmi hastalık ve zeka geriliği arasında konumlandırmış, daha doğrusu zeka geriliği kılığına bürümüş bir hastalık olarak nitelendirmişti. Peki tanı ikamesinin başlaması için neden 42 yıl geçmesi gerekti? Kanner'in takipçileri otizmin görünüşte akıl zayıflığı olduğu anlayışını benimsedi. Otizm ile çocukluk şizofreni arasında ilişkiye dair Kanner'in az sayıda mühim yorumlarıyla bu anlayış arasında bir bağlantı kurdular. Böylelikle otizmi kesin bir şekilde hastalık modeline dahil ettiler. Kanner'in çocukluk döneminde biricik psikozunu keşfettiğini söyleyen Eisenberg, hatırlayın. Fakat bu kavramın son derece kısa bir ömrü oldu. DSM-3'ün yani 1980 yaygın gelişimsel bozukluklar diye bir kategori türetmesinin ardından otizm çoğu kez bir bozukluk olarak adlandırılmaya başlandı. Otistik bozukluk, Asperger bozukluğu ya da daha genel olarak otizm spektrum bozukluklarından bahsedilir oldu. Bozukluk metaforu şüphesiz ki anlamsal açıdan rahatsızlıkla bağlantılıdır. Fakat gerçekte bir sorunu hastalık olarak sınıflandırma aczinin ve zeka geriliği olarak sınıflandırma isteksizliğinin itiraf edilmesidir. Javensky ve Kasper'ın genel olarak hastalıkla ilgili söyledikleri neredeyse içi boş bir terim olan genel olarak bozukluk içinde haydi geçerlidir. Bozukluk ICD-10'da şöyle tanımlanıyor. Çoğu durumda sıkıntıya neden olan ve kişinin işlevlerini engelleyen klinik olarak tanımlanabilir belirtiler ve davranışlar grubu. Bu akıl hastalığını, zeka geriliğini, alkol bağımlılığını da kapsayacak kadar geniş bir tanımlama var. Açıkça görülüyor ki bir şeyi bozukluk olarak adlandırmak, o şeyin aslında bir sorun oluşturduğunu ilan etmekten başka bir şey değil. Devam ediyorum burayı. Burası bir bütünlük arz ediyor anladığım kadarıyla. Peki nasıl oldu da otizm bir bozukluğa dönüştü? Dikkat ederseniz aslında şunu söylüyor. Diyor ki otizm daha önce akıl hastalığı içerisinde değerlendiren balıktı. Şimdi 1980'li yıllarla birlikte bu bir bozukluk tanımına dönüşmeye başladı. Bunu anlatıyor aslında. Çok sayıda her etken bir araya gelerek otizmi akıl hastalıklarından uzaklaştırıp zeka geriliğine yakın bir yere yerleştirdi. Evet, gördüğünüz gibi yavaş yavaş otizm salgının ortaya çıkmaya başladığını söylüyor burada. Özellikle Ulusal Otistik Çocuklar Derneği'nin çatısı altında örgütlenen ebeveynlerin mücadele ve çıkarları bunda çok önemli bir rol oynadı. Ebeveynler 60'larda Amerikan psikiyatrisinin yaptığı gibi
otizmin bir akıl hastalığı olduğunu kabul etmeleri durumunda psikojenik varsayım, yani kendi suçluluklarını kabul etmiş olacaktır. Otizmin bir zeka geriliği olduğunu kabul etmeleri ise Ulusal Zihin Engelli Çocuklar Birliği gibi çok daha geniş ve etkili bir hareketin içinde kaybolup gitmeleri anlamına gelecekti. Dolayısıyla Ulusal Otistik Çocuklar Derneği bu ikisi arasında bir orta yol bulmaya çalıştı. Yani biz hastalık mıyız yoksa daha yumuşak bir şekilde bozukluk muyuz? Bunun arasında gidip gelmeye başlamışlar 80'li yıllarda itibaren. O yüzden zaten yaygın gelişimsel bozukluk tanısı ortaya çıkmış. Bunu anlatıyor aslında. Yani yaygın gelişimsel bozukluk tanısının çıkmasında, pardon. Burada şunu söylüyor. Yaygın gelişimsel bozukluk tanısının çıkmasında bir ebeveyn örgütü olan Ulusal Otistik Çocuklar Derneği'nin ya çocukları bir hastalık olarak nitelendirip akıl hastalıkları neticesinde değerlendirip akıl hastalıkları kapsamında tedavi görmelerini isteyeceklerdi ya da ulusal zihin engelli çocuklar gibi yani zeka geriliği şeklinde eğitilmeyen işte onlar zaten böyle bunlara yatırım yapmasak da olur diyen bir zihniyetin arasında kalmış oluyorlar. Yani iki uçta bir yerde kalmış oluyorlar. 1980'li yıllarda özellikle derneğin çabasıyla yeni bir tanı bulunuyor. Yaygın gelişimsel bozukluk. Bu tanıyla birlikte aslında ne bir otizm, ne bir hastalık, ne de zeka geriliği gibi bir orta bir yerde durmaya başlıyor. Bunu anlatıyor aslında bu bölümde. Devam ediyorum. Yani yaygın gelişimsel bozukluklar kategorisinin ortaya çıkması da tam da bu yüzden oluyor. Bu yüzden bu iki etken Lorna Wing'in çalışmalarında, Lorna Wing bu Ulusal Otistik Çocuklar Derneği'nin yönetiminde yer alan yine çocuğu otizmli olan ebeveyn. Yani kendisi de bu işin içerisinde aktif bir şekilde çalışıyor. Ve bu konunun hem eğitsel hem terapötik boyutlarına ilişkin çok ilginç şeyler. Yani dünya genelinde araştırıyorlar. Bu kişiler çok önemli insanlar. Çünkü otizmin dünya çapında tanınmasını, anlaşılmasını ve yani otizm olarak farkındalığını oluşturan kişiler aslında. Dünyada ne kadar bu konuyla ilgili tedavi, eğitim metodu varsa bulup bu dernek kendi çatısı altında toplamaya çalışıyor. Zaten ondan sonradır ki işte uygulamalı davranış analizi, işte ilişki temelli yaklaşımlar daha da gelişmeye başlıyor. Devam ediyorum. Wing otistik çocuğu olan bir anne, onu söyledik zaten. Aynı zamanda bu kişi DSM-3'ün kilit ismiymiş. Wing'e göre klasik otizm sosyal etkileşim ve iletişim oluştuğu daha geniş bir spektrumun sadece bir alt türüydü. Zeka geriliği iyi tanımlanmamış, geniş kapsamlı bir kategoriydi ve çoğu zaman otizmle birlikte görülüyordu. Ve son olarak Asperger sendromu da bu spektrumun bir parçasıydı. Tüm bunlar otizmin akıl hastalığı ile zeka geriliği arasında konumlandırılmasına katkıda bulundu. Bozukluk terimi ise pardon, davranışsal sendromun altında yatan ve bilinmeyen biyolojik büyük olasılıkla da genetik nedenlerin bulunduğuna işaret ediyordu. Asperger'in kullandığı adlandırma otistik psikoloji, Almanca konuşan psikologlar arasında bir yaklaşımı yansıtmaktaydı. Bu yaklaşım akıl hastalığından farklı olan ve bir bakıma Freud'cu nevrozlara benzeyen kalıtsal kişilik bozuklukları olduğunu varsayıyordu. 1980'lere gelindiğinde ise 80'lerde gördüğünüz gibi çok şey aslında 80'li yıllardan itibaren değişiyor. Yani 80'li yılların öncesinde çok ciddi bir şekilde başka otizm salgını gözükmüyor. Yani çünkü akıl hastalığı ve zeka geriliği arasında bir ikisinden biri olarak anlaşılıyor. 1980'lere gelindiğinde ise kişilik DSM'nin ayrı bir eksenine dönüşmüştü ve çocukluk çağına uygulanması mantıksal olarak imkansızdı. Dolayısıyla bozukluk teriminin de tutarsız bir adlandırmaydı ve öyle olmaya da devam ediyor. Bu terim yeni ortaya çıkan genetik hastalık kavramının yerine geçici olarak işgal etmektedir. Bu ilginç bir tanım, şey yani bozukluk teriminin de kullanılmaması gerektiğini söylüyor. Aslında bu genetik çünkü bozukluk terimi genetik bir yatkınlık, genetikle ilgili bir soruna da işaret edebileceğini söylüyor.
Buraya kadarki kısımla ilgili kafanıza takılan, paylaşmak istediğiniz bir şey varsa dinleyebiliriz. Biraz uzun bir konuşma oldu. Sadece şu bölümü anlatmak istedim ben. Toparlamak amacıyla. Neden, yani otizm neden zeka geriliğiyle akıl hastalığı arasında bir yerde duruyor? Bunu biraz kitabın bakış açısıyla vermek istedim. O yüzden sizin eklemek istediğiniz, konuşmak istediğiniz şeyler varsa dinleyebilirim. Yoksa devam edeceğim yine. Konu biraz teknik bir konu olduğu için hani bunu bilmek dediğim gibi bize ne kazandıracak? Şöyle bir şey kazandırıyormuş gibi geliyor bana. Hani aslında konu yeni bir konu. Dolayısıyla hani biz bu durumun bizdeki diyelim benim bir çocuğum var ve bu çocuğumun hangi tanı almış olması aslında çok da önemli değil. Ama bu tarihsel süreci bilirsem ben de ona göre kendi içinde yaşadığım durumun çok da yeni bir tartışma konusu olduğunu, eğer kafamda buna benzer karışıklıklar varsa bunun normal olduğunu anlamamıza vesile oluyor aslında. Yani hani çevrenizde bir sürü şekilde duyarsınız. Otizm şudur, budur, şöyledir, böyledir. Kafanızı karıştırıyor ya, nedenleri şöyle olabilir, böyle olabilir, bilinmemektedir gibi. Aslında diyor ki buradaki kitabın yazarları aslında yine buna vurgu yapıyor. Kafanızın karışması gayet normaldir. Çünkü bu tanımlamalar daha yeni yeni oturmaya başlıyor diyor aslında. Yani 80'li yıllara kadar otizm zeka geriliği ya akıl hastalığı olarak nitelendiriliyordu. 80'li yıllardan itibaren yaygın gelişimsel bozukluk olarak görülmeye başlandı ve asıl karışıklık ve kafa karışıklığı bundan sonra başladı diyor. Yani bugün bizim işte ya otizmin nedeni şöyle midir, böyle midir, niye böyledir, niye şöyledir dememizin nedeni aslında son 20-30 yıldır oluşan bir kafa karışıklığının ürünü. Biraz bunu anlatmaya çalışıyor aslında. Devam ediyorum burada. Kimi zaman batı yönünde bir hareketle de karşılaşıyoruz. Otizmin gelişimsel gecikme olarak görülmesi. Gecikme kavramının gerilikle anlamsal bir ilişki içinde olduğuna şüphe yok. Söylemek istediğiniz bir şey varsa konuşmaya alabilirim sizi. Yoksa devam edeceğim ben. Peki. Gecikme kavramının gerilikle anlamsal bir ilişki içinde olduğuna şüphe yok. Her ikisi de yavaş demenin farklı biçimleri. Pardon, burada bir istekte bulunan var. Biraz belki konuyla ilgili söylemek istediği bir şey olabilir. Konuşmak istediğiniz bir şey varsa dinleyebiliriz sizi. Yoksa okumaya devam edeceğim ben. Sesim geliyor galiba. Evet, geliyor. Özür diliyorum. Az önce soru sormak istiyorsunuz deyince isteyen var mı deyince aslında istek göndermiştim ama konuşmanızı böldüm şu anda da. Yok yok, ben takip etmeye çalışıyorum. Hani şu anda hani dinliyorum sizi. Evet, şimdi kendi deneyimlerimden bir şey paylaşmak istiyorum. Biz ilk bu süreçlere başladığımızda zeka yetersizliği ibaresini ilk defa orada gördüm kendi oğlum için. Ve dedim ki bunun neye dayanarak böyle bir ifade yazdınız? Çünkü oradaki gelişimsel testlerde cevapları verdi oğlum. Psikiyatriden bize gelen bir bir şekilde. Çok da teknik ibarelere hakim olmadığım için o dönem bir zeka yetersizliği durumundan ayrışık görme eğilimi çok fazla hakim değil zannedersem. Ve sürekli olarak aslında bu sosyal iletişim aslında bizim toplumda genel sorun otizmli bireyler ve onların ailelerinin sorunu bu zeka ibaresinin altında yatıyor gibi geliyor bana. Buna
eklemek istedim. Yani şunu mu söylemeye çalışıyorsunuz? Şimdi biz çocuğumuzu diyelim rehberlik araştırma merkezine götürüyoruz. Orada hani zaten çocuk hastaneden tıbbi bir tanı almış oluyor, otizm gibi. Ama bir de oraya gittiğimizde rehberlik araştırma merkezinde hani başka bir tanımlama daha mı ekleniyor anlamında söylüyorsunuz? Ben orayı çok... Yani şimdi süreç şöyle işliyor. Psikiyatrodan bize bir tanı, otizm spektrum bozukluğu diye bir tanı veriliyor. Daha sonra RAM'a gidip yeniden bir değerlendirme yapılıyor çocuklar. Fakat bu değerlendirme de işte basamaklarını ölçüyorlar. Herkese farklı farklı RAM'dan bir karşılığı, hatta psikiyatriden bir karşılığı vardı. Büyük ihtimalle zeka yetersizliği oluyor. Anladım. Aslında temel sorun sosyal iletişim eksikliği. Yani ifade etmekte zorlandığı için kendisini. Bunun karşılığı zeka geriliği olarak adlandırılıyor. Burada 0-6 yaş arasındaki bir çocuk. Zekasının ileri geri orta olma durumunu o esnekliğinden dolayı bir yani tam tespit edilebilecek sahip olduğumuzu düşünmüyorum ben. Sadece toplumdan uzaklaştırma, sadece sosyal iletişimde bulunamadığı için bir kullanılıyor. Zeka yetersizliği, zeka geriliği ifadesi. Yani sizin söylediğinizden anladığım şu, bir şekilde aslında tanı tam olarak otizm olması gerekiyordu. Çünkü zaten otizm tanımlamasının içerisinde bu kişinin sosyal ilişkilerde zorlandığı için zekasını göstermeyle de ilgili beklenen şeyin altında bir davranış göstermesi beklenebilir. Ona tekrar böyle zeka geriliği gibi bir tanımlama içerisine sokmanın çok da yerinde olmadığını söylüyorsunuz. Ben böyle anlıyorum. Tamam. Sizi doğru anlayayım da hani anladım. Tamam. Kitapta ise çok bu konuyla ilgili şöyle söylüyor aslında. Hani bu kafa karışıklığı giderilemediği için net olarak işte siz böyle gittiğiniz zaman hani sizin karşınıza böyle tanımlama farklılıkları çıkabiliyor diyor aslında. Yani henüz aslında bu tanımlamalar yerli yerine oturmuş değil. Sizin dediğiniz gibi bazı şeyler net olsa işte size diyecekler ki hani bu çocuğun zekasıyla ilgili de biz önceliğimiz şu anda zekası değil, sosyal ilişkisi, sosyal etkileşimi. Dolayısıyla biz buna otizm teşhisi koyuyoruz. Ondan sonra belki zekasıyla ilgili başka bir şey değerlendirebiliriz diyor. Ama şimdi tanılarda çok karışık olduğu için ve bunlar yerli yerine henüz oturmadığı için işte siz gittiğinizde bir bakıyorsunuz çocuğunun dil ve konuşmayla ilgili ayrı bir başlık eklenmiş. İşte zihinsel başlık ayrı bir başlık eklenmiş. İşte otizmle ilgili ayrı bir başlık eklenmiş. Anlatabiliyor muyum? Yani buralarda kafa... Bunlar doğrudan engel olarak yazıyor. Yani bunlar engellilik belgesi aslında. Yani orta derecede otizm engeli, hafif derecede zihinsel yetersizlik ya da işte bunlar engellilik durumları değişebiliyor. Yani benim kastettiğim şey sadece şu, yani çok küçük çocukların zihinsel yetersizliği, zeka geriliği, konuşamadıkları durumlarda, yani sosyal iletişim içerisinde bulunamadıkları durumlarda bunu tespit etmek mümkün değil. Bununla ilgili zaten yeterli kriterler ve de sahip donanımları da sahip değil olarak. Bu etiketi vermek çocuğa ne kadar doğru? Otizme bile şu anda biz öcü gibi bakan bir toplum olduğumuz için bir de bunun yanına zekliği gibi bir engel ifade eden bir ibare eklediğimiz zaman çünkü bu belgeler çocuğumuzla beraber her yere gidiyor. Bu belgeler çocuğumuzla beraber okuluna gidiyor, çocuğumuzla ben annesi olarak benim iş yerime gidiyor. Yani bu belgeler çocuğumun bütün çevresinde dolaşıyor.
Ya tam da zaten burayı şöyle anlamak gerekiyor. Söylediğinize katılıyorum. Kitapla bağlantılı bir yeri şöyle. Söylediğiniz aslında hani aileler de 80'li yıllar öncesinde özellikle bu Ulusal Çocuk Otizm Derneği'nin kişileri diyorlar ki ya tam da bu sizin dediğiniz kaygıyı hissediyorlar. Bakın 80 öncesinde hissediyorlar. Yani dünyadaki en büyük çatı örgüttür bu örgüt. Hala varlığını sürdürüyor. Bakabilirsiniz internette. Çalışmaları da çok iyidir. Ve bu konuda gerçekten ne var ne yok kendi içlerinde hani barındırmaya çalışıyorlar. Ve birçok esnek uygulamaları da kendileri bulup ortaya çıkarıp insanları anlatıyorlar. Burası başka bir konu ama şunu söylemek istedim. İşte 80'li bu örgüt tam da sizin dediğiniz kaygılardan ötürü diyorlar ki bu çocuklar diyorlar biz size hastaneye getiriyoruz. Siz böyle kafamızı karıştırıyorsunuz ve acayip acayip tanımlamalar yapıyorsunuz. O zamanı sizin bugün rehberlik araştırma dediğiniz şey o zamanlarda klinik psikiyatrlar diye düşünün. Yani hastaneler diye düşünün. Tamam mı? Siz hastaneye götürüyorsunuz. Tam da bu nedenden dolayı aileler de diyor ki ya siz burada yanlış tanımlamalar yapıyorsunuz. Kafamızı karıştırıyorsunuz. Toplumda bak toplumun içine çıkartacağız. Burada bir de doğru düzgün şey de yapmıyorsunuz. Hani zeka geriliği dediğimiz zaman hiç masrafını da karşılamıyorsunuz. Akıl hastalığı dediğimiz zaman götürüp akıl hastanesine yatırıyorsunuz. Ama bizim çocuklarımız öyle değil. Bizim çocuklarımız da biraz daha farklı bir yerden ele almak gerekiyor diyorlar. Tam da bu nedenden dolayı tanıyı DSM 80'li yıllarda bu DSM 3'te yaygın gelişimsel bozukluklara çeviriyorlar. Burası sizin için açık herhalde değil mi? Yani neden bu olduğunu anlamak gerekiyor. Tam da sizin bahsettiğiniz bu kaygıyı derinden hissettikleri için aileler gidip diyorlar ki evet biz çocuğumuza artık bunun tanısı budur. DSM gibi büyük bir çatı örgütte yani bunu belirleyen, akıl hastalıklarını belirleyen bir kriter bu. Kırmızı kitap bu. DSM dedikleri. Ona bakıp ha deyip şunu söylesin, doktorlar şunu söylesin, eğitimciler şunu söylesin dedikleri için öyle bir kitap basıyorlar. İşte şu belirtiler varsa çocuğumuzun tanısı yaygın gelişimsel bozukluklar şeklinde. Tamam, devam ediyorum ben. Şurayı da okuyayım. Bu arada bakayım. Tam bir saat olacak şekilde sürdürmek istedim. Burada bitirelim isterseniz. Çünkü bir saat dolmuş oluyor. Burayla ilgili benim ekleyeceğim, buraya bence gelecek hafta devam edelim. Özellikle bu gecikme ve gerilik ve yavaşlık arasındaki ilişkiyi biraz daha gelecek hafta üzerinden geçeriz. Buraya kadarki kısmı şöyle kısaca bir özetleyeyim. Aslında diyor ki akıl hastalığı ile zeka geriliği ve otizm arasında şöyle bir ilişki var. 80 öncesinde akıl hastalığı ve zeka geriliği otizmi açıklayan iki kavram. Yani otizm demedikleri için 80 öncesinde yani otizm tamam 1943 yıllarında Kanır'la söylenen bir şey. Ama ya akıl hastalığı ya zeka geriliği olarak nitelendiriliyordu diyor kitap. 80'li yıllardan itibaren ailelerin 60'lı yıllardan itibaren mücadelesi sayesinde bakın neredeyse 5-10 yıl geçiyor. Bu 80'li yıllarda meyvesini veriyor ve artık diyorlar ki biz akıl hastası olduğumuz zaman siz bu çocukları alıyorsunuz kurumun içerisinde tedavi ediyorsunuz, ilaç yapıyorsunuz, elektroşok veriyorsunuz diyor. Ya böyle yapıyorsunuz durumuna göre çocuğun işte hayatla ilişkisi düzeyine göre siz bunları ya akıl hastanesine kapatıyorsunuz ya da diyorlar bu çocukları zeka kapsamında değerlendirip ki ne eğitim veriyorsunuz ne tedavi veriyorsunuz hiçbir şey yapmıyorsunuz. Dolayısıyla bizim ama bu çocuklara bakıyoruz biz diyorlar işte 70'li yıllardan itibaren işte bu özellikle ilişki temelli uygulamalı davranış analizi gibi yaklaşımlar tedavi yaklaşımlarını kurum dışında çocuklarına uyguluyorlar ve başarılı da oluyorlar. Çocuklarda büyük değişimler görüyorlar. Çocukları hayata hazırladıklarını, bağımsız yaşam becerileri kazandıklarını görüyorlar. Ve en sonunda artık 80'li yıllarda DSM 3 ile birlikte bu tanımın değişmesi için büyük bir adım atıyorlar. Aslında buraya kadarki anlattığımız kısmı kısa bir özeti böyle.
Buraya kadarki kısımla ilgili eklemek istediğiniz, anlatmak istediğiniz, paylaşmak istediğiniz bir şey yoksa ben bitirmek istiyorum. Ben kısaca bir şey ekleyeceğim. Sadece böyle okuduğun kısım, bölüm çok değerli ve çok özel bir kısım bence. Hani böyle sarsıcı da bir kısım. Hani şu zeka kısmına çok değindiğin için, hani zeka da yok, o da yok, bu da yok. Hani zeka geriliği de yok, şu da yok, bu da yok diyorsunuz ama ya akıl hastanesine kapatıyorsunuz ya şuraya kapatıyorsunuz. Ben şimdi bu tanıdan uzak bir şey söyleyeceğim. Bizim zeka geriliği olsun ya da başka tanılar olsun. Hani en çok şizofreniyle de eşlenebiliyor ya otizm, o yüzden. Başka tanılar olsun, bipolar olsun, bla bla. Sonuçta bizim hedefimiz bir insan var etmek. İnsan varoluşu. Yani o birey neyse insan var etmek de değil. Bu da doğru değil. Çünkü yani insanın bir tanıma sığdıramayız yani. Bir bireyin varoluşuyla birlikte kendi oluşumunu var etmesini ve topluma uyum sağlamasını sağlamak. Topluma uyum sağlamasını sağlama noktasında belki hani sadece Türkiye nezdinde değil de dünya geneline baktığımda işte online çalışmalar da yapıyorum biliyorsun. Birçok ülkeden insanla çalışıyorum. Ve buradan görüyorum ki Almanya olsun, İngiltere olsun, yani Avrupa'nın birçok ülkesi olsun. Çünkü hani batılılaşma, batılar çok daha iyi diye yordanıp da insanlar bunu sorgularken bu kitabı yazanlar da batılı araştırmaları çok iyi bir şekilde okuyup da yazdılar yani. Birçok araştırmayı okuyup yazdılar. Baktığımızda aslında genel olarak psikolojik tanımlamaların da ne kadar sınırlı olduğunu görüyoruz. Yani burada bunun fark edilmesini istiyorum. Biz ebeveynler olarak, ki ben hani hem ebeveyn hem uzman kısmındayım bu işin biliyorsun, özel eğitim öğretmeni olarak, hem de otizm bir çocuğum olarak, baktığımızda bu kısımlara kendi olduğundan yola çıkarak söylüyorum. Bazen gerçekten hani çünkü otizme eşlik eden birçok tanı da, birçok şey de, durum da söz konusu. Bunları yani bunları vurgulamak çok önemli. Hani tanıdan ziyade otizm var tamam ama çocuğa dikkat eksikliği, hiperaktivite, dürtüsellik, işte şu bu birçok şey etki edebiliyor aynı zamanda. Birçok şey eşlik edebiliyor. Ve o noktada bizim çocuğu iyi yordamamızın çok önemli olduğu çıkıyor ortaya. Yani çocuğun genel ihtiyaçları neler? Çünkü dediğim gibi bir bireyin varoluşunu sağlaması için bugün bakın Özgür sen otizmli değilsin, ben otizmli değilim ama bu toplumda var olmak için, varlığımızı sürdürmek için uyum içinde olmalıyızdan bahsetmeyeceğim. Çünkü kendimiz olarak uyum içinde olmamız önemli. Yani hani onlara uyum sağlayacağım diye kendimden vazgeçemem. Hem kendim olmalıyım hem de onlarla uyum sağlamalıyım. Orada da sınırlar meydana geliyor. Sınırlar meydana geldiğinde de özel gereksin bireylere baktığımızda eğer ki benim otizmli evladım bir şey sallamaya takıntılıysa restorana gittiğimde bir şişenin su şeyini çıkartıp da sallayıp duruyorsa sonra diğer masaya buradan aslında şunu ayırt etmemiz gerekiyor. Bu çocuğun, bu bireyin, bu insanın varoluşunu sergilemeye devam edebilip toplumsal normlarla da uyumlu kalıp ama kendi varoluşunda sürdürülebileceği alanı nasıl yaratabiliriz? Asıl burayı sorgulamamız gerektiğini düşünüyorum. Burada da zaten şu ortaya çıkıyor. Tanı ne olursa olsun hem kendi varlığımızı sürdürelim hem de uyum içerisinde yaşayalım. Uyumdan kastım da şu değil. İlla tüm alışveriş merkezlerine uyum sağlamam gerekmiyor. İlla tüm restoranlara uyum sağlamam gerekmiyor. İlla sinemaya uyum sağlamam gerekmiyor. Ama ben fark edeyim ki ben alışveriş merkezinde ki o gürültüden, o sesten çok rahatsız oluyorum. Ha, buradan da ne çıkıyor ortaya? Kişinin kendini organize edebilmesi. Sosyal beceri derken, çocukların sosyal beceri gelişimi derken de kişinin kendini organize edebilme becerisine yoğunlaşmamız gerektiği çıkıyor. Diyecek ki ben o kalabalıkta, o seste, o hengamede ona göre eğer oysa tabii ki ben kendi varoluşumu yaşarken zorluk çekiyorum. O zaman ben nerede kendi varoluşumu var edersem huzurla kalırım. Yani o çocuğun yine kendini keşfetmesine hizmet etmemiz önemli.
Burada da herhalde birazcık daha ebeveyn ya da işte onun modeli, rol modeli, yol göstericisi olarak kendi aynalarımıza bakmamız gerekiyor. Bunu bir eklemek istedim izninizle. Bu kadar. Teşekkür ederim. Söylediğinizden ben şunu anlıyorum aslında. Tamam, yıllar önce böyle tartışmalar, sorunlar çıkmış olabilir. Tartışmalar tanı boyutunda sürmüş olabilir ama biz pratikte aslında başka bir şeyler yaşıyoruz. Yani pratiğin içerisinde, yaşamın içerisinde tanıdan ziyade çocuğun toplumla olan ilişkisinde, benim çocukla ve toplumla olan ilişkimde farklı farklı şeyler yaşıyorum. Dolayısıyla aslında biz tanıya odaklanılmış olsa da yaşadığımız şeyler farklı olduğu için pratikte tanının çok da önemli olmadığını söylüyorsunuz. Ben öyle anlıyorum söylediğimde. Dolayısıyla ne yapmamız, yani neyi, çocuğa nasıl daha iyi yardımcı olmamız gerekliliği sanki daha önemli. Yoksa tanı çok da önemli. Tanıların bu kadar karışık olması, birden fazla tanı almış olması, yanına başka tanılar eklenmiş olması çok da belirleyici değil gibi söylüyorsun. Ben onu anlıyorum söylediğinden. Aslında çok da önemli bir şey söylüyorsun. Hani biz sadece şu kitapta şunu tartışmaya ve anlat, yani kitap şunu tartışıyor. Biz de bu tartışmadan şunu anlıyoruz aslında. Tam da söylediğini söylüyor aslında. Yani pratikte aslında sorunlarımız var. Yani biz bir çocuğumuza baktığımızda bu çocuk hayatla ilişkisinde, büyüme süreci içinde zorluklarla karşılaşıyor. Ama işte toplumsal yapı çok henüz daha böyle durumlara hazırlıklı olmadığı için, yani mesela o yıllara kadar düşünün, biz 40'lı 50'li yıllarda yaşıyoruz ve bu şekilde bir çocuğumuz var. Doktora götüreceğiz. Yani başka nereye götürebiliriz? Doktora götüreceğiz tabii ki. Eğitimcinin de olmadığını düşünün piyasada. Bu kadar terapi modelinin de olmadığını düşünün. Zorlanıyoruz. Ne yapacağız? Hastaneye gideceğiz. Hastanede de psikiyatrlar var mecburen. Yani bugünkü çeşitliliğin, bugünkü terapi modellerinin çokluğunun, eğitim modellerinin bolluğunun, evde, okulda, her yerde eğitimin olmadığını düşünün. Sadece psikiyatrlara götürmek durumunda kalıyorsunuz ve psikiyatrlar da diyor ki ya sizin çocuğunuzu alacağız, kapatacağız ya da sizin çocuğunuz da gerizekalı deyip evde artık bunu böyle çekin diyecekler. Yani iki seçeneğiniz var. İşte 70'li yıllara kadar bu böyle devam ediyor. Dünya genelinde böyle devam ediyor. Yani kurum içinde böyle bir şekilde eğitim oluyor. Ama ne zaman ki aileler ya diyorlar ki ya biz farklı şeyler yaşıyoruz. Tam da senin söylediğin gibi biz toplum içinde başka şeyler yaşıyoruz. Bu çocuklarla ilişki kurabildiğimiz durumlar oluyor. Bu çocuklara bir şeyler öğretebiliyoruz. Siz böyle bu çocukları alıp bu şekilde eğitimler, tedaviler yapamazsınız diyor. Biz bunlara başka yollar bulacağız diyorlar ve süreç ondan sonra başlıyor. Aslında gördüğünüz gibi ailelerin gerçekten çok ciddi çabalarıyla bir şeyler değişiyor. Burayı anlamak gerekiyor aslında. Yani aileler aslında sürecin bugünlere gelmesine çok büyük katkıda bulunuyorlar. Bu dernek, büyük dernek vasıtasıyla. Sonra yavaş yavaş her şey değişmeye başlıyor. Eğitimciler çıkıyor, terapistler çıkıyor. Hastane dışında okulla erken müdahale programları oluşuyor. Uygulamalı davranış analizi iyice genişliyor. Bilmem çeşit çeşit eğitim modelleri, terapi modelleri oluşuyor. 60'lı yıllardan itibaren 70'li yıllar işte her şeyin dönüm noktası. Aslında 80 yılı otizmle ilgili her şeyin dönüm noktası oluyor aslında. Öyle düşünmek lazım. Yani kitabın bu bölümüne kadarki bölümünü böyle toparlayıp burada sonlandırayım. Yoksa konuşma uzayacak. Ben de sizi daha fazla bekletmek istemiyorum. Zaten geç bir saat oldu. Hepinize teşekkür ederim katılım gösterdiğiniz için. Konunun gelecek hafta bu gelişme, gecikme, gerilik, yavaşlık ve zeka geriliğiyle ilişkisine devam edeceğiz ve giriş bölümünü bitirmiş olacağız. Zaten birinci bölümün yarısını da bitirmiş olduk. Büyük ihtimalle bir sonraki hafta ikinci bölüme başlarız diye düşünüyorum. Teşekkür ederim tekrar katılım gösterdiğiniz için. İyi akşamlar diliyorum herkese. İyi geceler. Sağ olun katılım gösterdiğiniz için.